Adolf Hitler'in gizli silah projeleri içinde en dikkat çekici olanı kuşkusuz ki Nazi uçan daireleridir. O dönemde daha bilim kurgu yazarları bile UFO'ların şeklini tam olarak belirtmemişken Alman mühendisleri uçan daire şeklinde savaş araçları tasarlamaya başlamıştı. En popüler proje olmasına karşın UFO'lar hakkında ne yazık ki pek fazla bilgi bulunmuyor. Haunebu serisi olarak adlandırılan bu projenin tarihi ise savaş öncesi yıllara uzanıyordu. Hitler'in iktidarı ele geçirdiği 1933 yılından itibaren Alman mühendisleri tarafından ilk uçan daireler için elektromanyetik yer çekimi motorları geliştirilmeye çalışılıyordu. 1935 senesinde gizlilik adına deneme uçuşları Haunebur adlı bir kasabaya alındı. Haunebu adı da buradan geldi. Haunebuların üretimine geçilmeden önce 1937 senesinde RFZ serisi ve Vril uçan daireleri geliştirildi. Dr. Schumann başkanlığındaki bir grup tarafından gerçekleştirilen bu projede 1945 başına kadar 17 adet disk şeklinde ve 11,5 metre çapında uçan daireler yapılmıştı. Bu uçan daireler 84 test uçuşundan sonra Vril 1 adıyla uçmaya başladı. 1939 senesinde ise Haunebu adını alan uçan daire projesi bugün adı unutulmuş bir dehanın Almanlar tarafından ele geçirilmesiyle büyük bir değişim gösterdi. Almanların zorlamasıyla Avusturyalı deha Viktor Schaberger 1939'da Haunebu 1 uçan dairesinin yerden yükselmesini sağlayan kişi oldu. Ünlü Alman fizikçi ve mühendis Hermann Oberth'in uzayda yolculuğu gerçekleştirebileceğini öne sürdüğü yıllarda Almanlar Haunebu adını verdikleri uzay araçlarının projesini hayata geçirmişti bile. Çapı 25 metre olan Haunebu 1 saatte 4800 kilometre hıza ulaşabiliyordu ve iki kopyasının üretildiği 1939 senesinde toplam 52 deneme uçuşu gerçekleştirildi. Haunebu 1'ler 18 saat havada kalabiliyordu. Mürettebatı 8 kişiydi. 1942 senesinde 7 tane üretilen Haunebu 2 ise 32 metre çapında, 20 mürettebat taşıyabilen, 55 saat havada kalabilen ve saatte 6000 kilometre hıza ulaşabilen daha gelişmiş bir modeldi. Toplam 106 deneme uçuşu gerçekleştirildi. Çapı 71, uzunluğu ise 139 metre olan Haunebu 3 ise tam 8 hafta havada kalabiliyordu. Haunebu 4'ün 1946 senesinde üretime geçirilmesi tasarlanmıştı. Ancak bu gerçekleşmedi. Eski bir KGB ajanı olan Rus yazarı Vladimir Terzitsky'nin Close Encounters of the Foo Fighter Kind adlı kitabındaki iddialara göre Naziler birçok yüksek teknolojiyle beraber yer çekimine karşı gelebilen teknolojiyi Pemünde ve Bavyera Alplerine düşen dünya dışı varlıklara ait araçları geliştirerek elde etmişlerdi. Hitler test uçuşları başarıyla sonuçlanınca bunları dostu İtalya lideri Mussolini'ye de tanıttı. Mussolini'nin silah danışmanlarından Luigi Romersa, Almanların UFO'sunu yuvarlaktı, ortasında çevresi tamamen camla kaplı bir kokpiti, kenarlarında jet motorları vardı diyerek tarif ediyor. 7 Haziran 1945 tarihli New York Times gazetesinde çıkan bir haber şöyleydi. Uçan daireler gizli bir silahtır. Almanlar tarafından üretilmiş ve ülkenin batı sınırında ortaya çıkmıştır. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin verdiği bilgiye göre Almanya göklerinde uçan gümüş balonlar görülmüştür. Hatta bunların bazıları neredeyse saydam yapıdadır. Haberi izleyen günlerde UFO'ların Alman yapımı silahlar olduğu dedikodusu hızla yayıldı. Alman silah endüstrisinin bu garip nesneleri ürettiğine inanılıyordu. UFO gözlemleri hızla artarken özellikle İskandinavya gökleri sık sık bu araçlar tarafından ziyaret ediliyordu. 27 Mayıs 1954 tarihli bir CIA raporunda bu konu hakkında şu bilgiler veriliyor. Yakın zamanda bir Alman gazetesinde ünlü Alman mühendis ve uçak uzmanı George Klein ile bir mülakat yayınlandı. Klein, 1941-1945 yılları arasında yapılan bir uçan daire deneyinden bahsetmişti. Onun anlattıklarına göre 1945 yılında ilk pilotlu uçan daire havalanıp saatte 2092 km hıza 3 dakikada ulaşmıştı. Buna benzer bir olay da İngiliz raporlarında yer alır. 1957 yılında İngiliz Havacılık Bakanlığı'nın 2 sayfalık belgesinde yazılanlara göre Alman uçan daireleri 12.000 metre yükseklikte saatte 2012 km hıza ulaşabiliyorlardı. 8 Haziran 1967 tarihli bir FBI raporunda Florida'daki FBI bürosunda eski bir Alman Hava Kuvvetleri mensubundan Nazilerin uçan daireler yaptığının öğrenildiği belirtiliyordu. FBI raporunda şunlar yazıyordu. 26 Nisan 1967'de ismi açıklanmayan bir şahıs, FBI'ın Miami ofisine gelerek 1944'ün Kasım ayında fotoğrafını çektiği bir UFO ile ilgili şu bilgileri vermiştir. İlgili şahıs, Alman Hava Akademisi'ni bitirdikten sonra Rus cephesinde görevlendirilmişti. 1944'ün sonlarına doğru bu görevden alınarak Avusturya kara ormanlarındaki çok gizli bir projede çalışmak üzere test pilotu olarak atanmıştı. Gördüğü araç tabak şeklinde 6.40 metre çapında radyo kumandalıydı ve aracın dış kısımlarının etrafına jet motorları monte edilmişti. Pilotun ifadesine göre dış kısım merkezdeki stasyoner kubbenin etrafında dönüyordu. Onun görevi bu cisimle uçarken fotoğraf çekmekti. Pilot 7000 metrede çektiği bir fotoğrafın negatifini gösterebileceğini söylüyordu.
ayrıca pilotun hayatını riske atarak çektiğini söylediği bir hangara park edilmiş vaziyette duran daire şeklinde bir cismin fotoğrafı da mevcuttu. Savaş sonrasında müttefik kuvvetlerden Almanların eline esir düşen kimi savaş tutsakları da o tarihlerde Almanya'da 5 metre çapındaki gümüş renkli uçan bir cismi birkaç değişik yerde ve zamanda gördüklerini bildirmişlerdi. 2010 yılında Almanya'da yayınlanan bilim dergisi PM'de yer alan bir makalede Nazi bilim adamlarının uçan dairelere benzer hava araçları geliştirmeyi başardığı öne sürülmüş ve İngiltere semalarında görüldüğüne ilişkin raporlar bulunduğu belirtilmişti. Makalede görgü tanıklarının ünlü Thames Nehri üzerinde uçan diskler gördüğüne dair ifadeler verdiği kaydedilmişti. Yine PM dergisinin iddiasına göre projede çalışan mühendislerden Josep Andreas Epp 15 prototipin üretildiğini söylemişti. Almanya'yı işgal eden Amerikan ordusunun ilk hedefi Almanların sahip oldukları gizli silahları bulmak ve onları üreten bilim adamlarının ABD'ye götürülmesini sağlamaktı. İkinci Dünya Savaşı sonunda Ruslardan daha hızlı davranan ABD askeri istihbaratı, Almanların imha etmeye vakit bulamadıkları belgeler ve projelerle birlikte bir tane de uçan daire prototipi ele geçirdi. Böylece Victor Schauberger'ın çalışmaları müttefiklerin eline geçti. Uçan daire derhal Amerika'ya yollandı. Sovyetlerin Kızıl Ordu gizli servisi için çalışan mühendis Anatoly Klepov, Hitler'in uçan dairelerinin bugün ABD ve Ruslar tarafından kullanıldığını söylüyor. Klepov'a göre Hitler'in yenilgisinden sonra Sovyet yönetimi Moskova'ya 25 vagon, ABD ise Washington'a 50 vagon özel cihaz ve arşiv belgeleri taşıdı. Mühendis Anatoly Klepov, ABD bu projeyi uyarlayarak yeni uçaklar üretti. Araçların sır olarak kalması için de çok sayıda uydurma hikaye senaryolandı. "Bugün insanların UFO dedikleri bu araçlardan başka bir şey değil," dedi. FBI Dosyaları adlı kitabın yazarı Nicholas Redfern'e göre UFO bilmecesini çevreleyen birçok iddiadan biri de UFO'ların dünya dışı araçlar olmayıp ileri Alman teknolojisine dayanan uçan araçlar olduklarıdır. Bu araçlardan bir kısmının 2. Dünya Savaşı'nın bitimine yakın Amerikalıların ve Sovyetlerin eline geçtiği iddia edilmektedir. ABD'nin New Mexico eyaletinin Roswell kasabasında 8 Temmuz 1947'de düştüğü iddia edilen uçan daire yıllarca efsanelere konu olmuştu. Alman televizyon kanalı N24 için yeni hazırlanan bir belgeselde Roswell'in üstündeki uçan dairenin aslında Nazi uçan dairesi olduğu ifade edildi. Günümüz ileri askeri teknolojisinin ilk örneklerinden biri olarak değerlendirilebilecek olan bu uçan daire, Nazi Almanyası döneminde istihbarat toplamak amacıyla tasarlanan bir araçtı. Nazilerden elde edilen bilgi ve belgelerle birlikte bir uçan daire prototipi de savaş bitimiyle beraber Roswell olayından sadece 2 sene önce 1945'te ABD'ye götürüldü. Aralarında Nazi Almanyası'nda savunma projeleriyle ilgili önemli bir yer edinen General Hans Kammler'ın da bulunduğu bilim adamları sayesinde ABD ordusunun bu teknolojiden istifade edip yeni bir hava aracı ürettiği iddia ediliyor. İddialara göre Roswell'de 1947'de görülen cisimde Alman uçan dairelerinin farklı bir versiyonu üzerinde çalışmalar yapan ABD ordusuna ait bir hava aracıydı. Bu iddiayı güçlendiren çeşitli teoriler de var. Yıllardır konuşulan iddialara göre Almanya'dan getirilen bilim adamlarından biri de Nazi Almanyası'nda dikey kalkış uzmanı olarak görev alan Alexander Lipisch'ti. Tesadüfe bakın ki Lipisch'in ABD'de Roswell olayının geçtiği New Mexico'ya atanmış olması da Nazi UFO'su teorisyenlerinin önemli kanıtları arasında yer alıyor. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.